oluşuyor. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'ın işbirliğiyle bir ateşkes anlaşması gerçekleşeceği iddiaları gündeme geliyor. Bir yandan geçtiğimiz günlerde Hamas'ın bir çağrısı olmuş ve 70 içinde kadın ve çocukların da olduğu 70 rehineye karşı işte şu an bir çok affedersiniz ama bir füze ateşlendi ve hemen karşıda Demir Kubbe tarafından o füzenin roketin çok affedersiniz Hamas tarafından ateşlenen bir roketin imha edildiğini, evet işte bir roketin daha var ol biçer. Biz de şöyle güvenli alana doğru çekilelim çünkü diğer arkadaşlarımız gibi işte evet bir roketin daha havada Demir Kubbe tarafından imha edildiğini görebiliyoruz. Hamas tarafından araç var. Var ol bir şey. Var ol abi araç var. Dikkatli bir şekilde gelelim. Çarpmayalım. Görüldüğü üzere işte 3-4 kadar roket Hamas tarafından, İzzettin Kassam Tugayları tarafından ateşlenen roketler İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirdi. Gökyüzünde patlamalar yaşandı tam da şu dakikalarda. Parçaların düştüğü var. Şöyle kasklarımızı da kafamıza alarak sığınağa doğru, yani sığınak dediğimiz aslında sipere doğru eğilelim. Bir yandan da çökmemiz gerekiyor. Bir dakika. Şöyle parçacıkların yukarıda tabii patlamalar yaşanınca Demir Kubbe Hamas tarafından ateşlenen roketleri imha edince o roketlerin parçaları aşağıya düşüyor ne yazık ki. İşte o sebepten bizler de hemen bulunduğumuz noktadan görece daha güvenli saydığımız, daha güvenli diyebileceğimiz hemen kenardaki siper noktasına. Varol abi şöyle aşağıdaki durumu da gösterelim. Bir yandan ben de senin kaskını da vereyim. Evet şu görüldüğü üzere işte bizler de basın mensupları olarak hemen bu tepedeydik Sayın Ültezel. Yayınımıza başlamadan evvel işte bu noktadaydık ancak birden patlama seslerinin duyulmasıyla birlikte yukarıda roketlerin Demir Kubbe tarafından ateşlenen roketlerle imha edilmesinin ardından siper diye tabir ettiğimiz bir toprak yığıntının olduğu kısma doğru ilerledik. Görece daha güvenli olarak. Tabii anlık bir olaydı. 4 kadar ateşlenen roket imha edildi. Ve ardından artık burası yeniden bir süreliğine daha bizim için güvenli bir alan oldu diyebiliriz. Tabii biz burada işte üstümüzde patlayan 3-4 roket sebebiyle endişeyle sipere gidiyoruz. Ancak hemen karşıda kara dumanın yükseldiği yer. Şu an var ol biçer sizlere gösteriyor. İşte orası Gazze'nin kuzeyi. İşte orada İsrail hem havadan hem obüslerle saldırılarını sürdürüyor ve oradaki insanların bizim gibi ne çelik yeleği var, ne kafalarında herhangi bir koruyucu kaskı, koruyucu bareti var, ne de sığınabilecekleri bir siperi var, bir sığınabilecekleri güvenli bir alanı var. Bunu bir kez daha belirtelim. Yani biz yukarıda gökyüzünde Gazze tarafından, İzzettin Kassam Tugayları tarafından ateşlenen 3-4 roketin, 4 kadar roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği anlara denk geldik. Ve süratle ve tabii endişeyle daha güvenli diyebileceğimiz o siper diye de tabir edebileceğimiz alana yöneldik. Hatta kaçtık çünkü bir an evvel güvenli bir noktaya gelmemiz gerekiyordu. Burası bir hayli açık bir tepe gördüğünüz üzere daha iyi Gazze tarafını daha iyi görebilmek için bir hayli bu açık tepede bulunuyoruz. İşte buradan herhangi bir roketin isabet etmesi ihtimaline karşı hemen daha güvenli bir yere geldik ki çünkü daha evvelinde bizler burada yoktuk ancak işte daha evvelki arkadaşlarımız Emre Karaca, Mücahit Topçu ve kameraman arkadaşları buradayken hemen bir 10 metre kadar yakınlarına yani şu an bulunduğumuz noktanın 10 metre kadar yakınına isabet etmişti ne yazık ki roket. İşte yine halen daha gökyüzünden sesler geliyor. Tabii bir yandan da temkinli olmamız gerekiyor. Ardımızı kontrol ediyoruz. İşte bu sebeple güvenli bir noktaya gittik ancak ne yazık ki bu kez de yukarıdan o imha edilen roketlerin parçalarının düştüğünü fark ettik. Olsa bu kez de her ne kadar siperde olsak da bir roket gelme riski olmasa da işte o parçacıkların şarapnel de diyebileceğimiz aslında roketlerden koparak hem
Hamas tarafından ateşlediği roketlerden hem de onları imha etmek için Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi tarafından ateşlenen roketlerden yukarıdaki çarpışma sonucunda koparak aşağıya saçılan, savrulan parçacıkların, şarapnellerin geldiğini fark ettik ve bir kez daha yine kendimizi korumaya çalıştık. Şükür tabii herhangi bir şekilde burada hem Türk basınından hem dünya basınından çok sayıda meslektaşımız olmasına rağmen herhangi birine bir zarar gelmedi. Herhangi birinin burnu bile kanamadı.